Evet hocam, meme kanserinin ve akciğer kanserinin tedavi yöntemlerinden bahsettik. Kişilerin kendine ne kadar dikkat etmesi gerektiğinden bahsettik. Ve tabii burada da hasta yakınlarına da vereceğimiz mesajlar var mı hocam? Özellikle hastaya önce sağlığımızı kaybetmeden önce yapmamız gereken kendi elimizle yapmamız gereken ne varsa onları yapmamız gerekiyor. Sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma, düzenli check-up kontrollerimizi yaptırma, bunları hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Ama oldu, hasta olduk. Hasta olduktan sonra da tedavi yapılırken aile bireylerimize de çok büyük görevler düşüyor. Ben onlara çok daha fazla ihtiyaç duyuyorum. Çünkü onlar bizim kolumuz, kanadımız. Hem hastaya yol göstermekte hem de kendilerinin de dik durması gerekiyor. Yani hani o süreç kolay değil. Bütün tetkiklerin yapılması, hastanın götürülmesi, getirilmesi, yan etkilerle ilgili sıkıntılar görüldüğünde hastanın başında birebir durması. Bunun içinde onların da moral ve motivasyona ihtiyaçları var, desteğe ihtiyaçları var. Hasta yakınlarından bir kişi mutlaka hastayla ilgilenmesi gerekiyor diyebilirim. Aile ortamını kesinlikle bozmamalılar. Zaman zaman tedavi sırasında aile içerisinde kopukluklar görmekteyiz. Aile içerisinde boşanmalar, Maalesef. ayrılmalar, umutsuzluklar, işte sıkıntılar. Bunu ne kadar minimuma indirirsek hastamız için o kadar faydalı olur diye düşünüyorum. Hastalığı tedavi ettikten sonra da düzenli kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Bizim en büyük sloganımız şu: gerçekten hiçbir şey sağlık kadar önemli değildir. O yüzden sağlığımızı kaybetmeden elimizde tutmaya çalışalım. Ama elimizden gittikten sonra da mutlaka tedavilerle hayata yapışmaya çalışalım, hayata sarılmaya çalışalım. Ben bunları Bir söyleyebilirim şunu da size. söyleyeceğim, birçok programımızda da dile getiriyoruz. Kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını ve son zamanlarda da hocam yani biraz da yaygın bir hastalık haline Evet. geldi. Yani bir grip gibi. Evet. Yani birçok kişide görülen vakalar Artık var. her ailede en az her aile içerisinde bir tane onkoloji vakası görmekteyiz. O yüzden ne kadar çabuk teşhis eder ve ne kadar çabuk tedavilerini yaparsak normal hayatımıza devam edebiliriz. Belki toplum içerisinde bunlar çok konuşulmuyor. Yani konuşulması istenmiyor. Konuşulması da çok hani tedavi olduktan sonra bu konuyla ilgili çok fazla konuşulması çevresinde çok yorumları getirmektedir. O yüzden doktorunun dediklerini yerine getirsin, normal hayatına devam etsin, kontrollerini de kaçırmasın derim. Evet, hekimine güvensin. Hekimine güvensin. Evet. Doktorlarımız zaten 7/24 istedikleri zaman ulaşılabiliyor artık. Kesinlikle elimizden geldiğince hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.